Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bu videoda önce Bitcoin'i değerlendireceğiz. Daha sonra sizler için 10 tane altcoin'in analizini yapacağım. Hangi altcoin'lere bakacağız? VNXM, LIT, Super, Dodo, Dego, Riff, Rose, Bell, Hart, RSR ve UTK. Bunlara bakacağız arkadaşlar. Niye bunlara bakacağız? Vakti zamanında sepet videosu çekmiştik bununla ilgili. İnsanlar merak ediyor son durumu ne. O yüzden bunları değerlendirmek istedim arkadaşlar. Önce Bitcoin'la bir başlayalım. Duyduğunuz üzere sesim biraz değişik geliyor. Hala iyileşemedim. Her gün sesim değişiyor, enteresan. Son sesim bu arkadaşlar. Neyse, Bitcoin'la başlayalım. Bitcoin'de sabah da dediğimiz gibi arkadaşlar bu gri çizgi de tutundu. Bizim yükselişe geçmemiz için öncelikle sarı çizgiyi kırmamız lazım. Şu an 51.350 seviyesinde, üzerinde 4 saatlik kapanış. Ondan sonra 54.000 hedefimiz var. Yani benim kişisel görüşüm 42.000 yerine önce bir 54.000 ata, oralardan artık satış gelirse daha sonra 42.000 dolar ihtimali, öyle söyleyelim. Hani kesin gelir diyemeyiz. Ama hani ben direkt buradan 42 bin dolarlara düşüş beklemiyorum. Bu benim görüşüm. Yanılabilirim tabii ki arkadaşlar. Hani iki tarafa da gitme olasılığı var. Ben kendi görüşümü belirtiyorum. Yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. Yani çizgilerimizde durum bu. Bollinger bandını açalım. Biliyorsunuz sabah 3 saatlik Bollinger bandı gösterdim size. Alt çizgisinden destek alıyoruz diye. Şu an tutunuyoruz arkadaşlar. Güzel gidiyor. Yani normalde arkadaşlar tutunursa burada üst banda gitmek isteyebilir. Orası neresi arkadaşlar? Bakın bizim sarı çizgimizin olduğu bölge. Yani oralar önemli direnç olacaktır yükselişlerde. 51.350 seviyeleri. Oraları dikkatle takip etmek lazım yükselişlerde. Düşüşlerde nereyi takip edeceğiz? 4 saatlik Bollinger alt bandımız var. Şu an arkadaşlar 46.200. 3 dakika sonra 4 saatlik kapanış var. Bir tık daha yükselir arkadaşlar. 47 bin dolar bölgeleri. Oralar önemli destek olarak çalışacaktır diye düşünüyorum. Kimi zaman fake bir iğne atar altına. Şuradaki gibi bakın mesela altına fake bir iğne atmış. Orada sert bir tepki almış. Aynı şey burada da olabilir. Yani arkadaşlar ben en kötü şartlarda şöyle Bollinger alt bandından destek alacağımızı düşünüyorum Bitcoin'da. İğne mine gelebilir. Bir panikletmek isteyebilirler. 46 binlere doğru vesaire. Ama bir yerden sert toparlayıp kademeli olarak 54 bin dolarlara gideceğimizi düşünüyorum. Bu benim görüşüm tabii ki. Yani arkadaşlar Bitcoin'da yani şöyle bir durum daha var. Ona da değineyim hemen. Bollinger bandını kapatalım. Rengini değiştirelim. Şöyle. RSI arkadaşlar. Şimdi biz RSI'da 3 tane pozitif uyumsuzluk yaptık. Şimdi nasıl yaptık diyeceksiniz. Zaten bir tane burada vardı bakın. 1, 2 yani 2 dip. RSI'da 2 tane yükselen dip vardı. Bugün bir alçalan dip daha geldi arkadaşlar bakın. Bir öncekinin bir tık altında, tamam mı? Kapanış böyle geldi. 3 tane alçalan dipimiz var. RSI'da da 3 tane yükselen dip. Biz bunu en son nerede görmüştük arkadaşlar? Hatırlar mısınız? Aynı uyarıyı bir yerde daha yapmıştım ben. Oraya gelelim. Nereydi ora? Şu bölge miydi? Evet. Bakalım. Şubat ayıydı. Eski takipçiler bilir. Oralardayken 43 bin dolarlara düşmüştük. Herkes 39 bin bekliyordu. Ondan sonra arkadaşlar gidebilir ama 3 tane uyumsuzluk var diye anlattıydık. 1, 2, 3 tane alçalan dip. Burada 1, 2, 3 tane yükselen dip. Ondan sonra yukarı doğru gittiydi Bitcoin, hatırlarsınız. Şimdi aynı sinyali burada bir daha alıyoruz. Aynı sinyali 1, 2, 3 tane dip, alçalan dip, 3 tane de yükselen dip arkadaşlar. O zaman çok güzel çalıştı, bakalım şimdi çalışacak mı? Yani buna dayanaraktan ve birçok insan düşüş beklediğine dayanaraktan ben tam tersi yükselişe geçeceğimizi düşünüyorum. Dediğim şekilde ilk etapta bir iğne gelebilir aşağıya. Ondan sonra sert bir toparlanma ve kademeli olarak 54 bin dolar. Bitcoin'de düşüncelerim bu. Şimdi altcoin'lere geçelim. VNXM,
Orada durumlar nedir? Şimdi arkadaşlar VNXM'de şöyle bir yükselen trend var. Beyaz çizgimiz. Ora kırılmadıkça bence problem yok. Şu an 101 seviyelerinde fiyat. Yani çizgimiz nerede? 85-86 bölgesinde arkadaşlar. Ora kırılmadıkça yükseliş trendi aynen devam ediyor. Yani son düşüşlere rağmen bayağı bir dik durdu. Yani arkadaşlar böyle pump şeklinde bir hareket gelirse yani bilmiyorum bu çizgiye ulaşır mı? Ama daha önce de çizgilerimiz var tabii ki. Şöyle göstereyim. Misal yani şöyle bir trend çizgisi çizebiliriz. Şu şekilde. Yani yükselişlerde oralar direnç olarak çalışabilir. 115 seviyeleri. Ve şöyle de bir durum var. Alçalan tepeler yapıyoruz biz şu an. Şurada bir tane yükselen tepe yaptı. Daha sonra alçalan dip yaptı. Yani bir kafa karıştırma operasyonu var. Yani bizim aslında şu bölgeye geçmemiz gerekiyor. 114 seviyesi. Üzerinde 4 saatlik kapanış bence yeterli olacaktır. Trend tekrar yukarı yönlü gidecektir. Öyle bir durumda. Şimdilik arkadaşlar bu çizgi kırılmadıkça yani düşecek diyemiyorum. Çizgiye düşebilir. Örnek vereyim dalga dalga gidebilir. Yani nasıl diyeyim? Şöyle de yapabilir arkadaşlar. Yatay gider. Ondan sonra dokunur gider. Anladınız mı ne demek istediğimi? O zaman farklı bir seviyede olur. Buradan direkt düşerse farklı seviyede olur. Bugün için arkadaşlar hatta şöyle günlük grafikten çizdiydim ben bunu yanılmıyorsam. Bakayım mı? Evet. Bu şekilde. Yani bugün için 84 altında gün kapatmamamız lazım. Her gün yükseliyor arkadaşlar bu çizgi. Yani bir gün önemli desteğimiz orası. VNXM'de. Ora kırılmadıkça problem yok. Ora kırılırsa bu yükselen trend kırılır. Aynı buradaki gibi kademeli olarak düşüşe geçer. İlerleyen dönemlerde tekrar toparlanır ve yeniden yükselişe geçer. Yani bu şekilde olur. Hareketli ortalama bazında ne durumdayız? Ona da bakalım. Günlükte EMA21'den destek alıyoruz. Bu güzel arkadaşlar. Yani EMA21 altında günlük kapanışlar da güzel olmaz. Yani 95 altında günlük kapanış güzel olmaz arkadaşlar. Öyle bir durumda deminki verdiğim desteğe kadar düşüş gelebilir. 4 saatlik grafiğe gidelim. 4 saatlikte de MA100'de tutunuyoruz. Bu da güzel. Diyelim kırdık biz orayı. Yani 90 dolarda da MA200'ümüz var. MA200'ümüz ise 87 dolar bölgelerinde. Trend çizgimiz nereydi? Tam da orasına denk geliyor. En alt ortalamaya. İnşallah oralara kadar düşmez. Yükseliş için dediğim şekilde olacak. Şöyle 114 üstünde 4 saatlik kapanış gelecek. Şu anda da MA100'den destek alıyoruz. 100 dolar altında 4 saatlik kapanış gelirse kırmış oluruz MA100'ü. Belki bir tık daha nasıl diyeyim bir tık daha düşebilir bu seviyeden. Yani nasıl diyeyim şöyle artık tepki çekeriz diye laflarımıza da dikkat ediyoruz artık. Yani şöyle bir hareket gelebilir. Yani olabilir. Niye olmasın? Ama bence Bitcoin sert düşerse olur o hareket. Bitcoin düşmedikçe buralardan da toparlayabilir arkadaşlar. Ya biraz da Bitcoin'e bağlı. Şimdi arkadaşlar lite gelelim. Biliyorsunuz litte şöyle bir bayrak var. Şöyle büyük bir boğa bayrağı var arkadaşlar. Bunun potansiyel hedefi çok üst seviyelerde. Daha önce konuşmuştuk. Yani gider ya da gitmez arkadaşlar. Bilmiyorum. Teknik çalışırsa bu grafikte ilerleyen zamanlarda güzel yerlere gelebilir. Şu an çok sert düştüğünü görüyoruz. Yani şu an demeyeyim de son günlerde Bitcoin'le birlikte çok sert geri çekilmeler yaptı. Biz bu bayrağı çizdik. Son düşüşlerde de bayrağın en alt çizgisinde milimetrik destek aldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en son dip vardı burada, iğne vardı. Onları baz alaraktan bir de en üst iğneyi baz alaraktan bir bayrak çizmiştik. Tam alt çizgisinden döndüğünü görüyoruz. Şimdi arkadaşlar 6 dolar altında günlük kapanış gelmemesi gerekiyor. Litte gelirse o zaman bu bayrak çalışmayabilir. Kademeli düşüş trendine geçer diye düşünüyorum. Yükseliş için şuradan gelen düşen trendimiz var. Orayı kırmamız gerekiyor. 7,92 dolar. Oranın üzerine 4 saat kapanış gelecek. O zaman arkadaşlar hedefimize tekrardan tahminim 11 dolarlar olabilir. Yani şuradaki yükselen trend çizgisi hedefimiz olabilir öyle bir durumda.
Şimdilik 6 dolar ile 7,92 arasında sıkışmış kalmış. 6 dolar kırılmadıkça yukarı gitme ihtimali var. 6 dolar kırılırsa da pardon, maalesef düşüş trendine geçer diye düşünüyorum. Çizgileri kapatalım. Bir de Bollinger bandından bakalım. Günlükte Bollinger alt bandından desteğimizi almışız. Bitcoin yükselişe devam ederse Litte birlikte eşlik edecektir. O zaman ilk hedefi 8-19 gibi duruyor. Düşüşlerde de Bollinger alt bandımız 6.50 seviyesinde. Orada ilk desteğimiz 6 dolar altında gün kapatırsa da son kalemiz arkadaşlar. Yani Litte durumlar bu şekilde. Yani günlük Bollinger alt bandı önemli bir destek. Ne zaman oraya düştüyse güzel bir tepki almış burada da. Şimdi bir daha düştü. Bollinger üst bandına kadar gidebilir. 9.75 seviyeleri zaman gösterecek. Dediğim gibi önce şu düşen çizgiyi kırmamız lazım. Yani 7.92 üzerinde 4 saat kapatmamız lazım. Şimdi süpere gelelim. Pardon arkadaşlar. Süper de çok düştü arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Beklemiyordum bu kadar düşeceğini. Şu an Rites çizgisine gelmiş durumda. Gördüğünüz gibi iğneleri baz alınca düşen trend çiziyoruz. Günlük bazda arkadaşlar oraya kadar düşmüş. Şimdi ne yapmak lazım? Yani şöyle bir şey olabilir arkadaşlar. Yani buralardan bence denenir. Niye denenir? 3 Mayıs'tan itibaren yani %50'lik düşüş yaşamış arkadaşlar. %50'lik düşüş. Ondan sonra 10 Mayıs'tan itibaren de %41'lik bir geri çekilme olmuş. Yani böylesine düşen bir ürün var. Hiç tepki vermiyor. Hani bir yerden vermesi lazım diye düşünüyorum. Burada potansiyel tepki yeridir. Düşen trend, retest giderse arkadaşlar önü açık olabilir. Tabi hareketli ortalama bazında bakınca şurada MA50'miz var. Daha hiç test edilmemiş arkadaşlar. Oraya bir gün giderse ilk etapta sağlam bir satış gelir diye düşünüyorum. Şu an onun bulunduğu yer 2.45 seviyeleri. Yani şöyle bakmak lazım buna. Bir düşen trend çizelim arkadaşlar. Şöyle. Yani bu yeşil çizgi kırılması gerekiyor. Şöyle bir düşen trend var. Burayı kırmış. Şöyle çizelim. Evet, kırmış burayı. Normalinde bu çizgiye gitmesini bekleriz. 2.25 seviyelerinde hemen hemen. Oralar ilk hedef gibi duruyor. Bitcoin yukarı giderse tabii ki arkadaşlar. Bitcoin çökerse 42 binlere bu üründe maalesef çökebilir. Yani birlikte hareket ediyorlar uzun süredir. Şurada bir dip var. Şu bölge önemli. 1.55 arkadaşlar. Oranın altında günlük kapanışlar tehlikeli olur diye düşünüyorum. Tamamen yükseliş trendine geçmemiz için şu nasıl diyeyim? Yeşil çizgiyi kırmamız lazım. Burada da bir çizgimiz var aslında. Bakalım bir. Şu şekilde. Yani 2.50'ler diyor arkadaşlar. 2.50'yi kırmamız gerekiyor. Komple düşüş trendinden çıkmamız için. Burada bir ikili dip varsa da atıyorum yukarı yönlü gitti. Yükselen tepemizi yaptık. Nere ora? 2.75. O zaman da ikili dip hedefimiz arkadaşlar. Orta vade 5 dolar seviyeleridir. Yani süperin son durumu bu. Düşüş senaryolarını anlattık, yükseliş senaryolarını anlattık arkadaşlar. Şimdi Dodo'ya gelelim. Öncelikle Dodo günlükte Bollinger alt bandından destek aldı. Tam dokunmamış arkadaşlar. Bir daha düşerse Bollinger alt bandımız 2.75 seviyeleri. Orası önemli bir destektir. Aklımızda bulunsun. Ve çok dip fiyatlarda hani çıktığı günden beri yani all time low'unda neredeyse en dip seviyesi buraymış. %17'lik bir yükseliş var arkadaşlar. Hani en dipten tepeye birçok altcoin 10x 20x gittiğini düşünürsek bu daha %17'lik yükseliş yapmış. Ama bu piyasada dibin dibi vardır. Ona yapacak bir şey yok arkadaşlar. Burada da pardon, bilmeyenler için diyeyim arkadaşlar. Bir haftadır iyi hastayım yani. Haberiniz olsun. O yüzden böyle sesim değişti, öksürüyorum vesaire.
Düşen trendimiz var, beyaz çizgi. Bir de yatay sarı çizgimiz var. Son dipten oluşturduk. 2.65 seviyesi. Oranın altında günlük kapanış tehlikeli olur. Bu olmadıkça sıkıntı yok. Düşen trendimiz var. Düşen trend ne zaman kırılıyor? Şöyle 3.30 üzerinde bakayım bir daha bir. Yok, 3.25 üstünde günlük kapanış lazım arkadaşlar. Bu günlük grafik. O zaman düşen trend kırılır. Tahminim yükseliş yönlü gideriz. İkili dip var burada da. Diyelim çalıştı. 6.63 hedefi olur. Ne zaman teyidini alırız? 4.25 üstünde gün kapatırsa. Yani Dodo'da durumlar bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birçok altcoin Bitcoin'le birlikte hareket ediyor maalesef. Bitcoin umarım o tepki yükselişini yapar. Bu altcoin'ler desteği kırmaz ve yoluna devam eder. Umalım öyle olsun. Dego'ya gelelim. Evet, Dego'da da şöyle bir düşen trend var. Beyaz çizgi. Şu an bir retest düşüşü olduğunu görüyoruz. Ve diğer taraftan da bu sarı renkli çizgim var. Yatay çizgi. Şuradaki dip, buradaki dip. Tam da düşen trendin kesişiyor bu bölgelerde. Yani ayrıca 9.70 altında günlük kapanış tehlikeli olur. Bu olmadıkça yukarı beklentimiz olur. Nasıl söyleyeyim? Düşen trend kırılması lazım önce. Şöyle bir düşen trend hesap edebiliriz. Şu şekilde. Yani gayet güzel oldu. Şöyle 12.50 üstünde falan günlük kapanış gelmesi lazım. O zaman düşüş trendini kırarız. Yukarı yönlü gideriz arkadaşlar. Ama 9.70 altında günlük kapanışta tehlikeli olur. Diyelim ikili dip yaptı. Son tepemiz neresi? 18.60. Üzerinde günlük kapanış geldiği an şöyle ikili dip hedefimizde 34 dolarlar olur. Bunu da söylemekte fayda var. Bollinger bandı bazında da günlük Bollinger alt bandına iğnemizi attık. Dokunmadık. Bir tık daha düşerse arkadaşlar 9.60 seviyesinde. Bakalım bir sarı çizgimiz de hemen hemen aynı yer. Yani o bölgeler tehlikeli bölgeler. Oradan dönüş bekleriz arkadaşlar. Oraya bir düşüş gelirse 9.60 bölgesine iyi bir tepki gelmesi lazım. Çünkü günlük kapanış arkadaşlar nasıl diyeyim 8.70 altında yapmaması gerekiyor. Normalde alt banda giderse önce bir orta bandı yoklayabilir. 13.80 seviyelerinde onu da söylemiş olalım. Şimdi RIF'e bakalım. RIF artık nasıl diyelim? RIF. Orada nelerimiz var? Yani burada bir tane düşen trendimiz var. Başka nelerimiz var? Şöyle çizelim olmazsa. Yani şöyle bir şeyler benzetebiliriz. Şu şekilde olabilir. Yani 0.22 önemli bir destek olduğunu görüyoruz. Yani yükselen trend varken düşen trende geçmiş günlük bazda. Tepeler alçalıyor. Dipler henüz alçalmamış. Yani bakalım yani alçalan dip yapmış aslında. Teyitli günlük bazda. Bakalım umarım ikili dip yapar yoluna devam eder. Yoksa çok güzel durmuyor bu grafik. Çok ucuz fiyatlar aslında. En dipten şu anki seviyesine ne kadarlık yükseliş yapmış? Yani çarpı 2 yapmış arkadaşlar. Yani fazla bir yükseliş yapmamış. Şöyle bir iğne var burada. Oradan yola çıkarsak bir şey olur mu? Yani oradan yola çıkınca da şöyle bir tablo çıkıyor ortaya. Acaba çalışacak mı? Böyle bakarsak da düşüş devam eder görüntüsü var. Bakalım arkadaşlar şöyle yapsak zorlama zorlama. Bollinger bandına gidelim. Bollinger alt bandındayız arkadaşlar. Orası önemli bir destek. Yani tutunmamız gerekiyor normalde. Hani bir kalemle kırmasını beklemiyorum. Pardon. Yani bir MA20'ye gitse iyi olur. Şimdi bunun olması için de Bitcoin yükselmesi lazım. O da bir gerçek. Bakalım Bitcoin tepki yükselişine geçerse RIF'in hedefi 0.30'lar olur diye düşünüyorum. Düşen trendini kırması içinse
0.34 üzerinde günlük kapanış yapması gerekiyor. Yani Rift'te durumlar bu şekilde. Şimdi diğerine gelelim. ROSE. ROSE'de alçalan takoz var arkadaşlar. Yani bu da nasıl diyeyim? Çok güzel grafiği vardı bunun. Ta ki Mayıs'a kadar. Mayıs ayına girdi. Alçalan tepe, alçalan dip yaptı arkadaşlar orada. Bakın yükselen dipler, tepeler varken alçalan tepeler, alçalan dipler oldu. Düşüş trendine girdi. Ve mega bir alçalan takozu var. Yani bu takoz normalde yukarı kırması lazım ama tarih veremiyoruz ancak. Sonuna kadar da gidebilir. O zaman bayağı üzebilir insanları. Bir Bollinger Band'ından bakalım bir. Şu an Bollinger alt bandından destek alıyoruz. Güzel. Bitcoin yukarı giderse bu üründe 0.148'lere gidebilir arkadaşlar. Yükseliş trendine girmemiz içinse bu takozu kıracağız. Hatta şu son tepeyi de kırmamız gerekiyor. Oraya da bir çizik atalım. Şu şekilde. 0.172 üstünde günlük kapanış lazım. Her şey yolunda mı? Yolunda. Tamamdır. Yani 0.172 üzerinde gün kapatmadıkça rally beklenmez bu üründe arkadaşlar. Takozun bitmesi beklenir. Takozun dip seviyesi bugün için 0.1 seviyesinde. Her gün düşüyor arkadaşlar. Her gün düşüyor. Çizebilen varsa şöyle çizmeye çalışsın bu takozun alt çizgisini ve günlük takip etsin. Maalesef arkadaşlar bazı altcoin'ler yapacak bir şey yok. Herkes rally bekliyordu, gelmedi. Yani var gidenler var tabii rally'ye ama normal bir boğa sezonunda hemen hemen bütün altcoin'ler eş zamanda yükselirken bu boğa sezonunda da atıyorum bir gün bir tanesi gidiyor. Bugün taraftar token'lar gitti mesela. Geçenlerde Doge gitti. Bundan 2 ay önce Chiliz gitti. Geçenlerde Ethereum gitti. Bugün ve yani 2-3 gündür de ADA gidiyor. Yani böyle tek tük her gün 1-2 tane, 1-2 tane. Ve maalesef bunlara sıra gelmiyor. O sıra gelene kadar da Bitcoin düştükçe düşüyor. Bunları da düşürüyor. Yani olayın özü bu. Ve Elon Musk gibi adamlar oldukça da maalesef toparlayamıyor bir türlü piyasa. Hani Bitcoin bence ayı piyasasına girdi. Altcoin'lerde bir rally gelir mi gelmez mi diye bekliyoruz ama gelmiyor bir türlü arkadaşlar. Bakalım. Hani bu üründe rally gelmesi için bu yukarıdaki çizgi kırılacak. 0.172. Bele gelelim. Yani belde de negatif bir görüntü var. Tepeler alçalıyor gördüğünüz gibi. Ha. Alçalan dip yapmamış. Tek pozitif tarafı bu. Şu an Bollinger alt bandına iğne atmış. Güzel. Normalde tepki gelmesi gerekir. Nereye? 3.83'lere doğru. Bitcoin karar verecek tekrar diyeyim. Şu an trend çizgisi bazında şöyle bir görüntü var. Bakın şuradaki dipleri birleştirdim. Bu trend çizgisi oluştu. Ve o çizgiyi baz alırsak burada sol omuz baş sağ omuz var arkadaşlar. Diğer tarafta da düşen trend var. Bu iki çizginin kesiştiği yerden destek almış gibi duruyor. Yani şöyle diyeyim arkadaşlar. Yani bu düşen çizgiden ziyade yani şu beyaz şuradan gelen trend. Şöyle 3 dolar altı tehlikeli gibi duruyor arkadaşlar. 3 dolar altı günlük kapanışlar tehlikeli gibi duruyor. Diyelim 3 dolar altında kapattı. Tekrar 3.30 üzerinde gün kapatmadıkça tehlikeli olur. Şimdilik vites gibi duruyor. Bollinger alt bandından destek almış. Buradaki çizgiden destek almış. Giderse arkadaşlar atıyorum şu tepeyi de aşmamız lazım. Niye? İşte ikili dip yapmış olur. Teğidi de burayı kırarsa olur. 4.41 şöyle biraz indirelim arkadaşlar. Evet. Evet, 4.41 diyelim biz arkadaşlar kabaca. Oranın üzerine günlük kapanış gelirse ikili dip çalışır. Hedefi nedir? Bir bakalım. 6.47'yi gösteriyor. 6.47 şuralara denk geliyor hemen hemen. Çalışırsa retest hareketi yapmış olur. Bu çizgiden de satış yiyebilir öyle bir durumda. Zamanla takip edeceğiz. Şimdilik 3 dolar altı tehlikeli bunu söyleyeyim. Günlük kapanış gelmeyecek. Diyelim geldi.
3.30 üstüne tekrar gün kapatması lazım ki tekrar pozitife dönsün. Evet, belde durumlar bu. Harta gelelim. Hartta da tablo bu şekilde arkadaşlar. Bir bakalım Bollinger bandına bir. Günlük Bollinger alt bandından destek almışız. Üst bandı uzun süredir test etmedik. Bir ihtimal üst banda belki gider. O da 1.85 seviyeleri. Güzel olur giderse. Bakalım bir. Yani %43'lük bir yükselişten bahsederiz. O zaman ilk etapta MA20'si var. 1.53 arkadaşlar. Yükselişlerde hedef ora gibi duruyor. 1.53. Şimdi trend çizgilerimizi açalım. Düşüşlerde nereyi takip edeceğiz? Şurada iğne atmış. Burada iğne atmış. İki iğne de burada atmış. Burada da tam üstünde kapatmış. Yani 1.21. 1.21 üstünde kalmamız lazım. Altında günlük kapanışlar tehlikeli olur. Öyle bir durumda düşüş beklerim, atıyorum. Zaten burada da sol omuz baş sağımız var. Obo çalışırsa cidden tehlikeli olur. Yani en az şöyle bir hedef olur. Yani çok derin bir düşüş olur arkadaşlar. Umarım olmaz öyle bir şey. 1.21 altında günlük kapanış gelmeyecek. Yükseliş için ne olması lazım? 1.40 üzerinde gün kapatacağız arkadaşlar. Hepsi bu. Onu yaparsak yukarı yönlü gidiş beklerim. Daha sonra da şu bölgenin aşılmasıyla da 1.86 üstüne gün kapattı diyelim. İkili dip çalışır. O zaman yoluna devam eder. Ve hedefi ne olur? 2.80'ler olur o zaman arkadaşlar. Yani durumlar bu şekilde. Dileyen ne yapar? Direnç kırılana kadar temkinli olur. Direnç kırılınca alır. Dileyen bekler. Yani karar tamamen sizin arkadaşlar. Ben kimse alın satın şunu yapın diyemem maalesef. Dediklerimizin tersi çıkarsa suç bizim oluyor. O yüzden söyleyemiyoruz. RSR'ye gelelim. Bir Bollinger bandına bakalım. Alt banttan destek almışız günlük bazda. Normalde MA20'ye bir gitmesi gerekiyordu. Gitmeden geri düşmüş. Bir de diyelim bir daha deniyor. 0.81 seviyesi arkadaşlar. Bir de düşen trendimiz var. Orayı kırmamız gerekiyor. Yani 0.86 üzerinde gün kapatacağız arkadaşlar. Yükselişim bu lazım. İkili dip var burada da. Diyelim günlük kapanış pozitif geldi. Son teyit için şura kalıyor. Şöyle, pardon, niye bastık buraya? 0.92,5. Oranın üzerinde günlük kapatırsa da şöyle ikili dip hedefimiz 0.126'lar olur. Yani ilk etapta düşen çizgi kırılacak. 0.85 üstüne günlük kapanış. Bu gelirse hedefimiz de 0.92,5. Oranın üzerinde gün kapatırsa ikili dip hedefimiz çalışır. Tekrar diyelim. Kaçıranlar için 0.126 seviyeleri. Düşüşlerde 0.66 Yozgat arkadaşlar. Oranın altında günlük kapanış geldi mi yeşil çizgi hedef olur. 0.52-53 bölgesi. Oralar son kale artık. Buradan ana yükselen trendimiz arkadaşlar. Yani 0.52'de şu an. Orayı kırmamamız lazım. Orayı kırarsa ana yükselen trendini kırmış olur. Yani RSR'de bütün durumlar bu şekilde arkadaşlar. Bugün biraz detaylı değindim altcoin'lere. Şöyle. Ne bu? UTK. UTK'da arkadaşlar çizgileri kaldıralım. Şöyle bir görüntü var. Daha Bollinger bandı bayağı uzakta. Bilmiyorum gider mi gitmez mi? Bitcoin'le paralel gidiyor mu? Tam gitmiyor arkadaşlar. Bitcoin'den daha negatif bir gidişi var. Yani Bitcoin ara ara yükseliyor. Bu sürekli düşüyor. Niye? Sebebine geleyim. Daha bir hafta önce sağlam bir yükseliş yaptı çünkü. Ve düzeltmeye gittiği de Bitcoin'de üstüne düşünce bu iyice düştü arkadaşlar. All time high yapmış. Yani arkadaşlar şöyle diyeyim. Herkes kar ile çıkabilirmiş bu üründen. Ama işte rally bekliyoruz ya. Herkes rally bekliyor falan. Herkesin umudu var. İşte Onyx yapabilir miyim vesaire. O yüzden bu all time high seviyesinde kimse satmamıştır diye düşünüyorum. Şimdi gelinen noktada şöyle bir alçalan takozumuz var. Yukarı kırarsa arkadaşlar tekrar yükseliş bekleriz. Yani 0.66 üstünde gün kapatacak arkadaşlar. O zaman tekrar yeşil çizgi hedef olur.
Burası da 1.08 seviyeleri. Bu yeşil çizgi de ana yükselen trendimizde. Bakın burada kırıldı. Düştü. Toparladı. Retest. Bak o son uçuşlar hep retest uçuşuymuş arkadaşlar UTK'da. Ondan sonra tekrar düşüş. Son dibimiz nere? 0.36 seviyesi. Oranın altında günlük kapanış geldi mi? Yani normalde hiç olumlu değil arkadaşlar. Umarım takozu yukarı kırar. 0.66 üstüne gün kapatır ve hedefinde 1 dolarlar olur. Evet arkadaşlar. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.